2021'in sonuna doğru ilerlerken bugün faiz indirimi kararı alan Merkez Bankası önümüzdeki haftalarda da indirimlerin devam edeceği sinyalini de verdi üstelik. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz kararını açıklarken dini referanslar kullandı. Faiz haramdır hükmünü hatırlattı. Seçmenin içinde bir kesim Alkışlayabiliyor bu kararı. Faizle mücadele edildiğini zannediyor. O kesime de şunu sormak lazım. Devlet trafik cezalarında, vergi cezalarında, vatandaştan alacağında ödenmediği zaman o alacak. Faiz uyguluyor mu? Cezaya uygulamıyor mu? Faizle mücadele etme değil bunun adı. Ya ekonominin artık e, yokuş aşağı yuvarlanması... Ne yaparsa yapsınlar diye kendi kaderine bırakılması vatandaşların ya da adı başka bir şey muhalefete göre ihanet. Ee, bu sabah e, dolar bir parça düşüş yaşayınca kimler dolar aldı? 1-2 saat içerisinde Merkez Bankası'nın kararı açıklanana kadar kimler yüklü miktarda dolar aldı ülkede? 1-2 saat içinde kimler parasına para kattı? Kasıtlı olarak mı bilinçli olarak mı? Türk lirasının itibarıyla oynanıyor, hepimizin itibarıyla oynanıyor. vatandaşın satın alım gücü kalmadı, piyasada temel gıda maddelerinde sıkıntı var ve biz öylece seyrediyoruz. Bir ekonomist şöyle demiş bugün not ettim diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yer çekimine inanmadığı için Türk lirası uçurumdan aşağı itildi. Hani bir ülkeyi yöneten kişi yer çekimi yoktur derse pencereden atlayanlar yere düşmez mi? Türk lirası adeta pencereden itildi. Hızlı bir düşüş, çöküş yaşamakta. Bunun böyle olduğu ortada, bunu kabul etmemek için, türlü bahaneler bulmak için bu gidişattan nem nemalanmak lazım. Açıkça konuşalım. Japon yeni örneği veren var. Canım Japon yenine bakın diyen var ona da gelecek sıra da. Şimdi komedi sırası değil. Şimdi gerçekleri konuşalım. Kapalı çarşıda tahtının nasıl kapandığını, nasıl panik yaşandığını, Merkez Bankası'nın kararının nasıl açıklandığını, nasıl karşılandığını konuşalım ve anlatalım şimdi. Biz de tarihi görevimizi, ödevimizi yapalım. Ayna tutalım yaşananlara. Not edelim. 2021 yılında Türk ekonomisi çökerken siz ne yapmıştınız diyenlere yayın yapmıştık. Haber yapıp gerçekleri anlatmıştık diyebilelim. Muhabirimiz Can Alp'in haberi hükümete göre bu enflasyonla mücadelenin bir yolu ama iktisatçılara göre enflasyonu azdıracak. Ekonomide belirsizliği ortadan belirsizliği giderek daha da arttıracak. Üretici kesimlerde sermaye sorununu ortaya çıkartacak ve ülkeyi belki bir ölçüde durgunluğa yöneltebilecek bir durum olarak görmek mümkün. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %15 seviyesine çekti. Merkez Bank bankası enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine Eylül'de 100 bas puanla başlamış. Geçtiğimiz ay ise piyasa beklentilerini de aşan 200 bas puanlık indirimle süreç devam etmişti. Faiz indirimiyle birlikte TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dönemindeki faiz indirimlerinin toplamı 400 bas puana ulaştı. Bizim gibi bir ülke Meksika faizlerini arttırıyor. Polonya faizlerini arttırıyor. Bu örnekleri çoğaltmak e, mümkün. Kararın ardından dolar ve avro kuru hızla yükselişe geçti. Karardan dakikalar önce 10.55'in hemen üzerinde seyreden dolar TL faiz kararı sonrası ilk tepki olarak 10.90'ın üzerini gördü. Ardından bir miktar gerileyen kur yeniden yükselişe geçti. Dolar %4'ü aşan yükselişle 11 lirayı da epey aştı. Euro TL kuru da 13 lira yolunda ilerledi. Yılların iktisat profesörü Öner Günç aldığı karar açıklandıktan sonra doların seyrine, Türk lirasının çöküşüne canlı yayında işte böyle tepki gösterdi. Merkez Bankası'nın kararı ve Türk Lirası'nın değer kaybı ekonomistlerinde gündeminde gecikmeyle tartışarak karar alabileceğini belirten Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Yalçın Karatepe, Merkez Bankası faizleri 100 bas puan indirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı yerde durduklarını ilan etmiş oldu, dedi. İktisatçı Refet Gürkaynak, Cumhurbaşkanı yer çekimine inanmadığı için Merkez Bankası hepimizi uçurumdan itiyor. Bu ülkenin milyonlarca insanının göz göre göre sefalete itildiğine şahit oluyoruz dedi. Merkez Bankası kararına iktisat profesörü Mahve Eğilmez de politika faizini 100 bas puan indirerek %16'dan 15'e düşürdü. Geçmiş olsun diye tepki gösterdi. Merkez Bankası kararının metninde yer alan "Kurul bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir" ifadesini aralık ayında da indirim olarak yorumlayan Uğur Gürses, "Enflasyon devaluasyon döngüsünün kurdelesi resmen kesilmiştir" dedi. Profesör Doktor Zeynep Ökten TCMB ve kararları üzerinde iktisatçı olarak yorum yapmanın anlamı kalmadı dedi. Kararın açıklanmasındaki gecikme hakkında kedi mi girdi diyen Profesör Doktor Özgür Demirtaş, ABD ve Macaristan Merkez Bankaları'nın kararlarını yorumlamayı tercih etti. Merkez bankamız yanlış okuma yapıyor, yanlış araçları kullanıyor ve bu şekilde de enflasyonu düşüreceğini tahmin ediyor. Toplantı öncesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısında faizle ilgili yaptığı açıklamaları takip etmişti. Açıklamalar sırasında kur yükseldi, yükseldi, yükseldi. Merkez Bankası artık tamamiyle kendisini siyasete bırakmış oldu. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Ben faizi savunanla beraber olamam. Merkez Bankası'nın kararının sorulması üzerine de Merkez Bankası bağımsız değil mi? Hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz. Bırakın da bağımsız olarak kararını versin demişti Erdoğan. Türkiye artık e, iktisat kurallarının işlediği bir ülke halin den çıktı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının iddia ettiği ve herhangi bir teorik manada iktisat biliminin desteklemediği bir takım görüşlerin deneyinin yapıldığı bir mecraya döndü. Deney yapılırken bir ortamda deneye katılan deneye kobay olarak katılanların sonu ne olacak o merak edilir ona bakılır. Hepimiz kobay gibi mi hissetmeliyiz kendimizi? Ekonomistlerin ne dedikleri ne düşündüklerini Naz Özdeğirmenci muhabir arkadaşımız derledi. Dilan Alp Kapalı Çarşı'daydı izlenimlerini müsaadenizle birazdan ekrana getirelim. Ancak ekonomistler de rasyonel bir açıklaması yok ki bunların. Yani ekonomi bilimine sığmıyor yaşananlar. Adeta bir deney yapılıyor bu ülkede diye anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğansa benim uzmanlık alanım ekonomi diyor ve faiz indirimi konusunda ısrarcı. Dün grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında herkes alkışlıyordu bu sözleri. Bir tek Lütfi Elvan Birkaç saniye için alkışlamamış, o anı görüntülemişler, Lütfü Elvan'a övgü dolu sözler düzdüler sosyal medyada. Bakın o gerçeği görüyor, alkışlamıyor diye. Eğer gerçeği görüyorsa ve alkışlamıyorsa o koltukta oturmaması lazım, hazine ve maliyenin başındaki ismin. Eğer istifa edemiyorsa, istifası kabul edilmiyorsa bu bilgiyi de kamuoyuyla paylaşmalı. Yoksa bir kare fotoğrafta alkışlamamış olmasının hiçbir değeri yok yaşadığımız durum karşısında. Seçmenine mi anlatıyor, hepimizi mi ikna etmeye çalışıyor, bu sözleri kahvehanelerde tekrarlayan olursa diye akışımıza aldık. Bir açıklama yapmış Efem Cahit Özkan, AKP'nin son dönemdeki flash isimlerinden açıklama üstüne açıklama yapıyor. Eskiden bıyıklar böyle değilmiş, şimdi bıyıkları değiştirmiş güzel, şık, iyi kesilmiş, iyi dikilmiş takım elbiselerini giyiyor, kürsüye çıkıyor ve hepimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıya dair ya kafanıza takmayın doları. Doların yükselmesi, ekonominin kötü gitmesi anlamına gelseydi diyor. Bakın Japon yeninin haline. Japon yeni de 114 demeye getiriyor. Yani 114 Japon yeni bir Amerikan doları ediyor. Japonlar bunu hiç kafaya takıyor mu? Diyor. Hepimiz de alay ediyor, bilmediğinden değil. Ha bilmediğindense durum çok vahim, büyük cehalet. Eğer bilip de bunu söylüyorsa, onun adını da siz koyun. Dolar kurunu bahane edenlere söylüyorum. AK Parti 19 yıldan beri iktidardadır. Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara soruyorum, söylüyorum. Bakınız, AK Parti'den önce 19 yılda, yani 1983'ten 2002'ye kadar geçen sürede 83'te 220 lira olan dolar 2002 yılında 1 milyon milyon 680 bin liraya çıkmış. Kaç kat artmış? 6680 kat dolarda bir artış meydana gelmiş. Şu anda hamdolsun 2002'den bugüne ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, havacılıkta her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyar doların üzerine çıkarmış bir Türkiye, evet dolardaki değer kaybını tam bin kat aşağıya çekmek suretiyle 20 yıla baktığımızda sadece 6 kat bir artış söz konusu. Demek oluyor ki ortada bir kazanım var. Demek oluyor ki ortada...